Kripton Malgajlarını hepiniz çok sevdiniz. Artık başlangıcını öğrendiğinize göre size daha farklı ön satış siteleri, daha kazançlı olabilecek, daha ucuzdan alabileceğiniz yepyeni fırsatlardan bahsedeceğim. Bugünkü konumuz CoinList. Daha önce adını duymayan birçok kişi olabilir ama gerçekten çok büyük projeler aslında bu platformdan çıktı. Daha önceden mutlaka adını duyduğunuz Solana, Mina ya da EMAX gibi projeler aslında CoinList'ten ön satışı yapıldı. Ve Solana'yı ilk alanlardan olmak istemez miydiniz? İşte bu da o fırsatlardan bir tanesi. Bugünkü projemizin adı Subsquid. Aslında kripto tarafında bir data kaynağı olmaya çalışan, bu tarafın Google olmaya çalışan bir projeden bahsediyorum. Peki buna nasıl katılacağız? Gelin bütün detaylarına tane tane bakalım. İhtiyacınız olan linkleri zaten açıklamalar kısmında bırakacağım. Oradan rahatça bütün sayfalara gidebileceksiniz. Öncelikle coinlist.co sitesine girdim. Ve burada bakın sağ altta Subsquid Community Sale diye bir kısım var. Buradan register tuşuna basıyor. Ardından bu şekilde bir ekran gelecek. Burada proje hakkındaki bütün detayları görebilirsiniz. İngilizce yazıyor ama tek tuşla her şey artık Türkçe'ye çevrilebiliyor. Sorun olacağını düşünmüyorum. Satış 18 Ocak günü olacak ama bugünden itibaren yapmanız gereken şeyler var. O yüzden her adımı dikkatlice izleyin. Bizim için önemli olan zaman bakın 15 Ocak. 15 Ocak'a kadar biz buraya katılacağımız parayı bırakmamız gerekiyor. Ardından satış fiyatı da 9.4 sent olacak. Bizim bu ön satıştan alış fiyatımız bunu. Burada önemli bir kısım var. Bunu belki birçoğunuz ilk defa görecek kripto ön satışlarında. Belli bir kilit süresiyle açacak coin'ler. Atıyorum. Siz buraya 100 dolar yatırdınız, tamam mı? 100 dolar yatırdığınızda bunun 20 dolarlık kısmı, yani token'ı 100 dolarlık aldınız ama bunun 20 dolarlık kısmı TGE dediğimiz token'ın çıkış zamanında açılacak. Yani 20 dolarlık kısmı burada açılıyor. Ardından 6 ay boyunca kalan 80 doları 6 aya bölerek aylık yavaş yavaş açılımlar göreceğiz burada. TGE'nin de yani token'ın başlangıcının token'ın çıkış zamanında Mayıs 15'te olmasını bekliyoruz diye bakın buraya da yazmışlar. Toplamda 1 milyar 337 milyon tane Squid token olacak burada. SQUTKD yani. Minimum buraya yatırımımız 50 dolar ve maksimum da 2000 dolar yatırabilirsiniz buraya. Hem alt hem de üst bir limit var. Ardından isterseniz USDT isterseniz USDC yatabiliyorsunuz ve şuradaki tuşta da yine sıkça sorulan sorular kısmında kafanızdaki bütün soru işaretlerini tek tek görebileceğiniz yerler var. Ha biliyorsunuz yine buralarda bulamazsanız sorunun cevabını her zaman Telegram'dan veya YouTube kanalından bana sorabilirsiniz. Burada tüm token'ın detaylarını detaylı her şeyi anlatılıyor. Proje kötü bir proje değil. Gerçekten erkenden almak bize güzel bir fırsat sunabilir burada. O yüzden bunlar ne kadar riskli de olsa ben buraya yatırım yapmak istiyorum. Buraya da herkes katılamıyor. Bir sıra mekanizması oluyor. Ayın 18'inde biz burada aslında sıraya katılacağız. Ve burada sıra bize gelirse, erken bir sıralama verirse biz buradan alımlar yapacağız. Ben bu tarihte yine tam listeleme zamanında hem size duyurular hem de aynı zamanda canlı yayın yapmak istiyorum. Mutlaka bu süreç hakkında sizi bilgilendireceğim. Yeni bir platform öğrenmesi birazcık zor olabilir çünkü. Şimdi yukarıya geri gidelim. Register Now tuşuna basalım. Eğer üyeliğiniz yoksa buradan bu şekilde bütün kimlik doğrulaması da isteyecek sizden. E-mail, şifre isteyecek. Bu bilgileri tek tek doldurmanız gerekiyor. Ben yukarıdan login tuşuna basıp hesabıma giriş yapıyorum. Siz de buradan hesap oluşturacaksınız, unutmayın. Evet, girişimi yaptım ve beni bu şekilde bir ekrana gönderdi. Bakın görüyorsunuz. Buradan Get Started tuşuna basıyorum. Hangi kişiyle katılmak istiyorsunuz diyor. Doğukan Doğan benim burada kayıtlı olduğu için buna basıyorum. Sizin burada bir şey çıkmazsa add another entity deyip bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Nerede oturuyorsunuz diyor. Hemen buradan bir Türkiye'yi seçelim. Devam ediyorum. Bir quiz var burada. Burada hangi soruları seçerseniz seçin sizin için sorun olmayacak zaten. Bakın rastgele hatta bunu görmüştüm cevabını. Şöyle basalım. Tek tek şöyle gidelim. Hangi sorular yanlış bize söylesin. 1, 2, 5, 6 yanlışmış. Hemen şöyle 1, 2, 5 ve 6 diyelim şöyle. Hop 1, 2 yanlışmış. Hemen bakalım. Demek ki buydu. 2'ye de neymiş? Şu. Okumak gerekiyormuş demek ki. Okuyunca bu cevaplar geliyor. Rastgele basmak olmuyor. Şimdi buraya bir cüzdan eklememiz lazım. Eğer hala bir MetaMask hesabınız yoksa bakın buraya MetaMask yazın ve ardından sizi şöyle MetaMask'ın kendi sitesine atacak. Siz yine de Google'dan gitmeyin. Belki yanlış bir şey indirebilirsiniz. Ben size açıklamalara MetaMask'ı nasıl indirebilirsiniz onu da göstereceğim. Merak etmeyin. Size sadece bir 12 kelime verecek bunu yaparken bu 12 kelimeyi kesinlikle kaybetmemeniz gerekiyor. En önemli şey bu. Sizin en büyük şifreniz bu yani. Ardından ben buradan MetaMask'ımı açıyorum. Bu kısma geldik. MetaMask'ımızı kurduk. Ardından ne yapıyoruz? Add Wallet diyoruz. Bunu kabul ediyorum ve MetaMask seçiyor. Bu şekilde bir ekran gelecek. Sonraki dedim.
Bağlan dedim. Ağı Ethereum'a değiştirmemi istiyor. Değiştirdim. İmzala dedim. Bakın cüzdanım şu anda buraya geldi. Devam et diyorum. Bir sonraki işlemlere bakalım. Agree dedik. Şimdi burası önemli konu. Ne kadar yatırmak istediğinizi soruyor. Buraya $50 ile $2000 arası bir miktar girebilirsiniz. Ama bu yazdığınız miktar çok önemli biliyorsunuz. Parayı Ocak'ta yatıracağız ama biz bunun satışını Mayıs'ta alacağız. O yüzden sizi gerçekten bu zamanda etkilemeyecek bir miktar yazmanız gerekiyor buraya. Çünkü bu durumdan sonra tabii ki almamayı tercih edebilirsiniz 15'inden sonra. Ama bunun için 3 gün zamanınız var. 17-18 ile Mayıs arasında bundan bir daha red yapamayacağız. Biz bunu 18 Ocak'ta almış olacağız. Haberiniz olsun. Şimdi buraya geldim. Ben bundan $1500'lık almak istiyorum dedim. Şimdi yapacağımız bir diğer kısım. Buraya para göndermemiz lazım. USDC mi diye olacak yoksa USDT mi göndereceksiniz? Bunu yaparken önemli nokta yine aslında bunları Ethereum ağı ile göndereceğiz. Yani aslında bir $15, $10 civarı bunlar için bir masraf yapacağız buna para gönderebilmek için. O yüzden bu kısımda önemli. Eğer siz kazanamasanız bile sırf buraya para atarken ardından buradan parayı alırken bir $30, $20 civarı zarar edebilirsiniz. Bu riski göze almanız gerekiyor eğer buna yatırım yapmak istiyorsanız. Bunun için de buradan USDT'yi seçtim ben ve Binance hesabıma giriyorum. Eğer hala bir Binance hesabınız da yoksa yine açıklamalardaki linkten ücretsiz bir şekilde Binance hesabınızı oluşturabilirsiniz. Spot tarafına geldim bakın buradan cüzdandan ve buradan çekme tuşuna basıyorum. Ardından coin seçin izleyecek. Ben buraya USDT seçeceğim. Bakın USDT'yi seçtim. Ardından adresi girin kısmı geldi. Bunun için yukarıya tekrar geri gidiyorum ve burada bana bir cüzdan adresi verdi. Bunu kopyalıyorum ve buraya geldim. Buraya yapıştırdım. Burada dikkat edeceğimiz konu bakın burada herhangi birini değil Ethereum'u seçmemiz gerekiyor. $8 bir ücret çıktı. Bunu bir an önce yapın çünkü bazen yoğunluk oluyor coin liste ve bu parayı gönderemeyebiliyorsunuz. O yüzden bir an önce buradan halletmeniz lazım bunları. Buradan $8 ücret alacağı için benden $1508 yazıyorum ki buraya $1500 geçsin benden. Ardından çekme tuşuna basıyorum. Ardından tamamlandı diyorum. İşlemi tamamladı ve bu paranın geçmesini bekleyeceğim buradan. Şimdi yukarıya geri döndüm. Buradaki atam hemen geçmeyecek. O yüzden biz continue deyip diğer adımlara devam edebiliriz. Şimdi bakın ben burada hepsini hallettim. Ne yaptım? Nerede olduğumu yaptım. Önceden kimlik doğrulamamı yaptığım için bunu yapmama gerek kalmadı. Verify dedim sizden bunları da isteyecek. Şu anda bu kısımda pending durumda. Buraya para yavaş yavaş geçecek. Şimdi önemli nokta bizim asıl satış başladığı zaman 18 Ocak akşam 21.00. Biz buradayken bizim mailimize bir link gelecek. CoinList'ten özel buraya yazdığımız maile. Ve biz bu link üzerinden buradaki alım satımımızı gerçekleştirebileceğiz. Sıramıza girebileceğiz. Ayın 18'i akşam 9'da dediğim gibi mutlaka ben size ya bilgilendirme ya da canlı yayın yaparım. Bu kısım hakkında net bir bilginiz olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bana her zaman YouTube yorumlarından veya Telegram kanalından zaten sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.